Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Ukrayna ve Güney Kore, Kuzey Kore askerlerinin Rusya için savaşacağını öne sürmüş, iddia ABD tarafından doğrulanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, 3000 kişiden oluştuğu düşünülen Kuzey Kore birliklerinin 27-28 Ekim'den itibaren savaş alanına girmesini beklediğini söyledi. Zelenski, Rusya'nın açıkça gerginliği tırmandırdığını iddia etti. Batılı müttefiklerini Moskova ve Pyongyang'a karşılık vermeye çağırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3000 Kuzey Kore askerinin Ukrayna'da konuşlandırıldığı iddialarını yalanlamamakla birlikte net bir açıklama yapmamıştı. Kuzey Kore ise iddialarla ilgili sessizliğini bozdu. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya'ya asker gönderilip gönderilmediği ile ilgili bilgi verilmedi. Ancak Rusya'ya asker göndermenin uluslararası hukuka göre Kuzey Kore'nin hakkı olduğu öne sürüldü.